Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. Dördüncü kitapta dördüncü üniteye geldik. Ünitemizin adı Yemek Kültürü. 13. ders. Dersimizin adı Besin Piramidi. Gördüğünüz gibi burada bir besin piramidi var arkadaşlar. Besin piramidinde 4 tane kat bulunuyor. Birinci katta karbonhidratlar var. Mısır, buğday, pirinç, ekmek yani un ve makarna. Bunlar karbonhidratlar. İkinci tabakamız vitaminler yani sebzeler ve meyveler. Soğan, havuç, patates, mantar, karnabahar, patlıcan. Bildiğiniz gibi mantar aslında meyve veya sebze değil ama buraya yazılmış. Karpuz, limon, muz, nar, portakal ve üzüm. Bu tarafta meyveler tarafı arkadaşlar. Üçüncü kata geldiğimizde kalsiyum ve protein var arkadaşlar. Kalsiyum tarafında süt ve süt ürünleri var. Süt, yoğurt, peynir ve tereyağı. Protein kısmında yumurta, balık, tavuk ve et var arkadaşlar. En üst katta ise arkadaşlar hazır gıdalar var. Paketli gıdalar ya da Türkçedeki tabiriyle abur cuburlar var arkadaşlar. Nedir bunlar? Cips, kola, dondurma, patlamış mısır ve çikolata. Burada gıdalara ait ölçüler var arkadaşlar. Şimdi bunları göstermek istiyorum size. Mesela burada yazıyor. Bir baş ne olabilir? Bir baş soğan olabilir arkadaşlar. Bir baş soğan. Bir salkım. Bir salkım üzüm. Bir dilim yani bir parça kesilmiş. Ne olabilir bir parça kesilmiş? Karpuz. Aynı zamanda bir dilim karpuz ve bir dilim peynir de olabilir arkadaşlar. Ama peynirin başka bir cevabı var. Bir şişe süt. Bir kalıp peynir. Bir paket cips. Bir kase yoğurt. Bir kutu kola. Bu şekilde arkadaşlar. İşte cevaplar. Dersimizin bu kısmında yemeklerle alakalı sorular oluşturacağız ve cevap vereceğiz. Günde kaç bardak su içiyorsun? Günde 5 bardak su içiyorum. En sevdiğin meyve hangisi? En sevdiğim meyve portakal. Kahvaltıda neler yiyorsun? Kahvaltıda yumurta, patates kızartması ve bal yiyorum. Dün tatlı yedin mi? Evet. Yedim. Öğle yemeğini saat kaçta yiyorsun? Öğle yemeğini saat 12.30'da yiyorum. Akşam yemeğini nerede yiyorsun? Akşam yemeğini evde yiyorum. Ne sıklıkta kahve
içiyorsun? 2 günde bir kahve içiyorum. Yemeklerden sonra meyve yiyor musun? Evet, yemeklerden 1 saat sonra meyve yiyorum. Bunun gibi sizler de sorular oluşturup cevap verebilirsiniz. Çalışma kitabından devam ediyoruz. Şimdi buradaki besinleri gruplara ayıracağız. Birinci grup süt ve süt ürünleri. İkinci grup hayvansal gıdalar. Üçüncü grup tahıllar ve tahıl ürünleri yani karbonhidratlar. Dördüncü grup hazır gıdalar. Çikolata. Çikolata hazır gıdadır arkadaşlar. Ekmek, tahıl ve tahıl ürünleridir yani karbonhidrat. Peynir bir süt ürünüdür arkadaşlar. Et, hayvansal gıdadır. Dondurma aslında süt ürünüdür ama biz burada hazır gıdalar bölümüne yazacağız. Tereyağı süt ürünüdür. Buğday tahıldır. Kola hazır gıdadır. Yoğurt süt ürünüdür. Yumurta hayvansal gıdadır. Süt yine bu gruba yazılır arkadaşlar. Yani kalsiyum grubu. Pirinç tahıldır. Balık hayvansal gıdadır. Mısır tahıldır. Tavuk hayvansal gıdadır. Cips hazır gıdadır. Burada karışık harflerle meyveler ve sebzeler verilmiş arkadaşlar. Şimdi bunları bulacağız. Sebzeler. Patates. Mantar. Daha da önce söylemiştik. Mantar bir sebze değil. Soğan. Karnabahar. Havuç. Ve patlıcan. Meyveler. Nar, üzüm, karpuz, muz, limon ve portakal. Bir baş soğan, bir salkım üzüm, bir dilim pasta yani bir parça pasta. Bir şişe su. Bir kalıp peynir. Bir paket makarna. Bir kase çorba. Bir kutu konserve. Bu soruları kendinize göre cevaplayacaksınız. Ben soruları size okuyayım. Siz de yorumlar bölümüne cevaplarınızı yazabilirsiniz. Bugün kahvaltıda neler yedin? Dün öğle yemeğini saat kaçta yedin? Dün öğle yemeğini nerede yedin? Öğle yemeğinde neler vardı? Akşam yemeğini kimlerle yiyorsun? Meyvelerden en çok hangilerini seviyorsun? Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Hello Turkish kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.